Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir terrarium videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda nasıl biyom keyleri, biyom anahtarları kazanılır, elde edilir, düşürülür. Bunun rehberini yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an burada bir sistem çalışıyor. İşte tuzaklar var, bloklar falan var. Buradan balıklar geliyor, ölüyor falan. Size bunun nasıl yapacağınızı ve temel mantığını anlatacağım. Biraz biyom anahtarlarından bahsedeyim. Biyom anahtarlarının düşme şekli şöyle oluyor. Eğer siz bir biyomda canavar keserseniz, o kestiğiniz canavardan belli bir oranda, yaklaşık %0,04 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, anahtar düşme olasılığı var. Ama bu keseceğiniz biyomlar Winter Snow, kış biyomu, Jungle, Hollow, Corruption ve Crimson olmak zorunda. Bu biyomlardan birinde kestiğiniz canavarlardan anahtar düşme olasılığı var. Zaten sadece bu biyomların sandığı var. Bu olayın, yani bu sistemin temel mantığı da şöyle. Biz burada sanal olarak, yani sanal demeyeyim de, elimizle bir biyom yaratıyoruz. Burada işte temple blokları var. Bu temple bloklarından en az 80 tane gerekiyor ki bize bu temple blokları jungle biyomunu sağlıyor. Sonra jungle biyomunu elde ettik. Bu bir. Burada buzdan bloklar var. Gördüğünüz gibi 400 tane buz bloğu ya da su kar işte bloğu bize sağladığı şey ise kış biyomu. Tahmin edebileceğiniz üzere. 400 tane olduğu zaman kış biyomu elde ediyoruz. Bir de gördüğünüz gibi bu buzlar renkli. Bunun renkli olmasının sebebi Hollow biyomunu elde etmek için. Biz eğer 100 tane pembe buz bloğuna sahipsek bulunduğumuz yerde Hollow biyomunun içinde bulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkada kar yağıyor zaten. Kar fırtınası var. Bu kış biyomu içinde olduğumuzu belirtiyor. Eğer kar varsa yanlış bir şey yapmamışsınızdır kendinizi. Buradan test edebilirsiniz. Sağlamasını yapabilirsiniz. Dediğim gibi 100 tane pembe blok olduğu zaman Hollow biyomu içinde bulmuş oluyoruz. Corruption ve Crimson biyomları içinse mor ve kırmızı buz blokları gerekiyor. Corruption için mor, Crimson için kırmızı. Şöyle bir nokta var. Aynı anda Corruption ve Crimson biyomları içinde bulunabiliyoruz. 200 tane mor, 200 tane kırmızı buz bloğu koyarsanız hem Corruption hem de Crimson keyleri düşürebiliyorsunuz. Ama işte ben hem Corruption hem Hollow ya da hem Crimson hem Hollow anahtarı düşürmek istiyorum aynı anda derseniz bunu yapamazsınız. Bunun sebebi ise işte 200 tane Hollow'unuz var. Burada. Burada 200 tane Crimson ya da Corruption'ınız var. Bunlar birbirini nötrlüyor. O yüzden iki boyamdan da faydalanamıyorsunuz. Yani yapmanız gereken ya Hollow boyamı ya da Corruption'la Crimson boyamını aynı yapabiliyorsunuz. Bu biyom mantığından bahsettikten sonra bu monster, yani canavarların spamlanma, canavarların bana gelme mantığını anlatayım. Burada gördüğünüz gibi bir su içerisindeyim. Su içinde olma sebebim, ben burada su içinde olduğum sürece bu denizdeki tüm yaratıklar bana geliyor. Sebebi, biz denize atladığımızda yaratıklar bize saldırıyor ya, aynı mantık. Hani benim içinde bulunduğum suyun denize bileşik olmasına gerek yok. Farklı bir yerde bulunduğum suyun içinde bulunursam yine aynı şekilde canavarlar bana doğru gelmeye başlayacaktır. Burada da mızraklarımız var. Şurada spike ball'larımız var. Meteoritler için bunlar. Bunlar alttaki sular için. Bunlar da buraya kaçanlar olursa dartlar fırlatıyorlar. Temel olarak şu şeye göstereyim. Sistemi. Çok basit bir sistem. Burada 1 saniyelik timer var. 1 saniyede bir akım yolluyor buraya. Bunlar 1 saniyede bir çalışıyor sürekli. Şöyle bir şey de yaptım ben. Eğer Moon Lord'u yendiyseniz bu Portal Gun'a sahip olabilirsiniz. Portal Gun, bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Neden? İşte ben burayı kırıp buraya inmek zorunda kalmamak için. Şunlar gitsin. Bu şekilde
Gelebiliyorum. Yine aynı şekilde geri dönebiliyorum. Bunları atabilirim. Bunlar lazım değil. İşte bunları satarak para kazanabilirsiniz. Sonra şöyle bir eşya var. Gold Ring. Korsan. Yani Pred Invade diye bir event var. İlla karşılaşmışsınız. Şunu aktive edince çıkıyor. Oradan düşüyor. Bunlar coin pickup range'ini artırıyor. Yani burada düşen paraları alabiliyorum. İşte bir platinyum para kastım yani bir saatte falan, yarım saatte. İşte Shark Fin kasıyorsunuz, Yelet kasıyorsunuz, aynı zamanda Glow Stick kasıyorsunuz. Bu boyamdan, bu rehberden bu kadar yani, basit mantığı bu. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Her türlü yardım ederim, cevaplarım. Aynı zamanda anlatmamı istediğiniz farklı bir rehber, bir farm, bir boss kesme en kolay şekilde nasıl kesilir gibi sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazın. En kısa sürede size merak ettiğiniz, sorduğunuz, yardım istediğiniz şeyin rehberini çekeceğim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ki ileriki rehberleri takip edebilirsiniz. Kanala abone olduktan sonra bildirimleri açın. Her video yüklendiğinde size bildirim gelsin. Bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.